48 yıl önce 100 kişilik olarak yapılan caminin mahalledeki yoğun yapılaşma nedeniyle cemaate yetmediğini, geçen yıllarda yıpranan caminin yıkılarak 1000 kişilik yeni cami yapılması için karar aldıklarını belirten Ayanlık Camii Dernek Başkanı Gürbüz Baysal, camimizin alt kısmında bulunan boş arsayı da satın aldık. Eski yıpranan ve artık ihtiyaca cevap vermeyen caminin yıkılıp yenisinin yapılması için karar aldığımızda en büyük desteği mahalle sakini kadınlarımızdan gördük. Mahallede yaşayan kadınlarımız haftada 2 gün bir evin bahçesinde bir araya gelerek hayırseverlerin bağışladıkları malzemelerle saç böreği yapıyorlar dedi. Tamamen gönüllü olarak hayır için çalışan kadınların sabah erken saatlerden itibaren öğleye kadar börek yaptıklarını ifade eden dernek başkanı Baysal, kadınlarımız 3 haftadan bu yana geliri cami inşaatında kullanılmak üzere saç böreği yapıyor. Yarım günde 250-300'e yakın saç böreği yapan kadınlarımız bu börekleri mahalle sakinlerine ve esnaflara satıyor. Cami yararına olduğu için sıcak saç böreği almak isteyenler börek yapılan evin önüne sıraya geçiyor diye konuştu. Ramazan abi, 10. Buyur abi. Ben Gürbüz Baysal, Ayanlık Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanıyım. Biz bu camimizi yenilemeyi düşündük. Eski, yıpranmış ve mevcut halkımızı almamaktadır, küçük gelmektedir. Bunun için yenilemeyi düşündük. Ama hayırsever vatandaşlardan yardım bekledik. Umduğumuz yardım gelmeyince bayanlarımız börek yaparaktan da bu işe yardımcı olmak için karar verdiler. Haftada 2 gün börek yapıyoruz, börek satıyoruz. Yani gözleme diyelim yani. Vatandaş bunu isteyerek ve severek de aldığı için yani bayanlar da bir nevi yardım yapmış oluyorlar. Hayırlarda, sevaplarda kazanmış oluyorlar.